Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Aleykümselam usta. Abi biz bir röportaj çekeceğiz. Kültür ve dil dersim var onunla alakalı. Sana bazı sorular soracağız. Öncelikle abi isim neydi? İsmim Gökhan Kara abi. Gökhan Kara. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi ben bu işi 3-4 sene bir yaptım. Ondan sonra bıraktım. 2016 yılında tekrardan başladım. İşte sene 2022, 6 senedir devam ediyor. 6 senedir. Abi ailenizde bu işi yapan başka biri var mı? Babam var, amcam var. Amcam rahmetli oldu gerçi. Amcamın oğulları var. Peki abi bu işe nasıl başladınız? Niye başladınız? Babadan ayrı başladık işte. Onlar zamanında başlamışlar. Mecburiyet, o zamanla tabii. Ondan beridir aynen babadan oğula devam ediyoruz. Anladım abi. Abi bu işi yaptığınız için mutlu musunuz? Çok şükür. Mutluyum. Peki abi bu işte sizi... Ekme paramızı buradan kadar iyi sonuçta. Allah bereket versin abi. Bu işte sizi zorlayan şeyler var mı abi? Neler varsa? Duruga insanlar, duruga soğuk. En başta zaten en zoru soğuk. Bu iş genelde gece oluyor ağırlık olarak. İster istemez soğuk mesela. Soğuk insanı ister istemez etkiliyor. Enflasyon, zamlar. Kestanenin ihracata gitmesi, Türkiye'mizde kestanenin az olması, aşırı talep olmaması. Peki, bu zorluklardan dolayı işi hiç bırakmayı düşündünüz mü? Daha yapmayacağım dediğiniz oldu mu? Yok, sevdiğim için işimi yapıyorum. Gittiği yere kadar mecbur gideceğiz. Mecbur gideceğiz. Tabii bırakalım diyorum. Bırakalım diyorum ama bırakmışım ne yapayım? Ülkenin ekonomisi belli. Fabrika yok, fabrika tarafı yok. Az önce biraz bahsettiniz ama ekonomik sorunlar sizi etkiliyor dediniz. Kesinlikle. Peki ne zamandır böyle? Yani zaten 6 senedir yapıyorsunuz ama babanızdan da bildiğiniz kadarıyla. Yani ne zamandır zaten... Ne zamandır bu zorlukta, ekonomik olarak daha zorlukta yaşamıyorsunuz daha fazla? Pandemiyle beraber, pandemine girmesiyle beraber son 2 seneden beri gerçekten bizi ciddi anlamda zorluyor. Anladım. Abi son olarak bir soru daha sorayım size. Bu işi yapmak isteyenlere, bundan sonra bu işe başlamak isteyenlere tavsiyeniz nedir? Ne olur? Yani güzel bir iş, zevkli bir iş. Ama dediğim gibi soğuğa karşı kesinlikle bir kendi dayanıklı olacaksın. Bir fizisi, yani bundan sonra başlamak isteyenlere başlatsın derim, yapsın derim. Güzel bir iş ama dediğim gibi bunda akşam olayın olmaz. Ailede akşam gideyim de şu işte bekleyeyim, geleyim, gideyim. Misafirle gideyim, geleyim, gideyim olayı olma, öyle bir şansı yok. Kendin yapıyorsan bir eleman çalıştırayım desen kurtarmıyor. Mecbur kendini yapmak zorundasın çünkü günü gününü tutmuyor. Bugün olur 100 lira olur, yarın olur 400 lira olur. Yani sabit bir işin yok zaten, her ticaret öyledir. Zevkli bir iş yani, yapabilene yapsın derim. Ama değil, sosyal aktivite kesinlikle bir kere sıfırlayacağım. Öyle bir şey yok. Abi çok sağ ol, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin.